Merhabalar, hoş geldin. Mutlak değer konusuyla devam ediyoruz. Alt başlığıyla daha doğrusu artık denklem ve eşitsizlikler ünitesinde anlatıldığı için. Mutlak değer dediğimiz şeyin ne olduğunu önce bir anlayalım. Daha sonra özelliklerini vererek bol bol örnekle çözeceğiz zaten. Öncelikle mutlak değerin ben tanımını okumadan önce direkt olarak şunu söylemek istiyorum. Mutlak değer dediğim zaman aklına gelecek olan direkt olarak şey şu. Uzaklık. Uzaklık kelimesini hiçbir zaman aklından çıkarmayacaksın mutlak değer çözerken, tamam mı? Tanımını da okuyalım gel. Sayı doğrusu üzerinde herhangi bir x sayısının sıfıra olan uzaklığı, bak, sıfıra olan uzaklığına x sayısının mutlak değeri denir. Ve nasıl gösterilir? Mutlak değer x şeklinde gösterilir. Bak, şimdi sayı doğrusu var elimizde bir tane ve sıfır noktamız burada. Sana ne dedim? Mutlak değerden bahsediyorsak uzaklık konuşacağız. Şimdi bir uzaklık nasıl ifade edilir? 3 metre, 5 metre, 7 metre, santimetre veya kilometre şeklinde de söylenebilir. Her zaman pozitif şekilde, değil mi? O zaman bana şunu söyleyeceksin. Sıfıra olan uzaklığı nedir 2'nin? 2'dir, değil mi? 2 birim. Birimden bahsedelim biz burada. Eksi 3'ün sıfıra olan uzaklığı nedir? Bana söyler misin? 3 birimdir, değil mi? Eksi 3 birim değildir bak. 3 birimdir. Çünkü uzaklık negatif olamaz. Tamam? Her zaman pozitif olacağız. Eksi 5'in sıfır olan uzaklığı nedir? Diyeceksin ki 5 birimdir. Eksi 5 yok. Tamam. Şuradan hemen matematiksel gösterimine de bakalım. Bak şimdi eğer şöyle sayı doğrusu da gözüksün. Eğer benim uzaklığım sayı doğrusunun sol tarafındaysa, yani eksi 5, eksi 3 gibi bir şeyse, ne yapıyormuşum? Dışarıya bu şekilde gösteriyorduk. Dışarıya önüne eksi alarak çıkıyor. Sıfırdan küçükse. Eğer sıfırdan büyük veya eşitse olduğu gibi çıkıyor. Çünkü bunun mantığı ne? Ben sana az önce ne dedim? Eksi 3'ün uzunluğu 3 birimdir. Yani artık buraya ben eksi 3 koyuyorum. Ve bu dışarıya nasıl çıkıyor? Sıfırdan küçük olduğu için önüne eksi alarak çıkıyor. Bak. Eksi eksi 3. O da nedir? Bak 3 çıktı. 3 birimdir diyeceğiz bundan sonra. Veya aynısı eksi 5 için geçerli. Eksi 5. Bakıyorsun sıfırdan küçük. O zaman nasıl çıkıyormuş? Önüne eksi alarak. Bu da eşittir 5 birimmiş, tamam. Bu örneklerle çok güzel oturan bir konu. Çıtır çıtır gidiyor, merak etme sen bunu. Ama tanımı gereği her zaman bunu bilmek zorundayız biz, tamam mı? Bak hemen şu örneklerimize bakalım. 8. Nerede sayı doğrusunda? 0'ın sağında. O zaman olduğu gibi çıkar bir uzunluk birimi olarak. 8 0'a 8 birim uzaklıktadır. Eksi 2 0'a kaç birim uzaklıktadır? 2 birim uzaklıktadır bak. Tamam. Veya matematiksel tanımı gereği sıfırdan küçük olduğu için önüne eksi alarak çıkar diyeceğiz biz. Tamam. Benim dediğim gibi de yapabilirsin yorumunu. Yani direkt eksi 2 sıfıra ne kadar uzaktır diye düşünüp 2 diyebilirsin. Bak. X sıfırdan büyük ise, yani sıfırın sağındaysa 3x sıfıra kaç birim uzaklıktadır? 3x birim uzaklıktadır. Bak bitti. X küçüktür sıfır ise eksi 7x sıfıra ne kadar uzaklıktadır? Şimdi gidip buna direkt eksi 7x, dışarıya bir de eksi koyan yok değil mi? Yani buna eşittir 7x diyen yok. Sakın ha, bunu atlamayın. Bu şekilde değildir bunun cevabı. Bunun cevabı nedir biliyor musun? Bak. X dediğimiz sayı zaten negatif değil mi? Yani eksili bir şey. Eksili bir şeyi eksi 7 ile çarparsan ne olur? Pozitif olur. Bu içerisi artıdır ve sıfırın sağında olduğu için olduğu gibi çıkar. Bak. Bu çok önemlidir ha. Burada tuzağa düşersen soru tamamen gider. Bu olduğu gibi çıkıyor. Bu çok önemli. Çünkü sıfır zaten negatif. Negatif çarpı negatif pozitif yapar. Bunu unutma. Şimdi x eleman reel sayı ise 9x nedir diyor. Şimdi 9x'i dışarıya çıkarmak için iki tane şartım var. Ben sıfırdan küçük mü büyük mü olduğunu bilmiyorum. Sıfırdan büyükse nasıl çıkar? 9x diye çıkar. Sıfırdan küçükse nasıl çıkar? Eksi 9x diye çıkar, değil mi? Önüne eksi koymamız lazım çünkü. Artık bunları hızlı hızlı yapacağız, biz öğrendik. Hemen şu örneğimize gelelim. Bu çok klasik bir soru tarzıdır. X dediğimiz sayı 2 ve 3 aralığında olmak üzere şu şekilde iki tane mutlak değer verilmiş, eşiti nedir diye soruyor. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Mesela x eksi 2'yi alayım ben önce. Şimdi x dediğim sayı nerede? 2 ile 3 arasında. Yani 2'den büyük, 3'ten küçük. O zaman burası her türlü 2'den büyük olduğu için. 2'den büyük bir sayıdan 2 çıkarsa ne kalır yine? Pozitif bir şey kalır, değil mi? O zaman burası nedir diyeceğim ben? Pozitiftir. O zaman dışarıya nasıl çıkar? X eksi 2 şeklinde. Tamam, bu cepte. Gel şimdi ikincisini yorumlayalım. Bunu da ben sana şöyle yazayım. Şu şekilde x eksi 3 yazdım. Şimdi bu arkadaş 2 ile 3 aralığında ama 3'ten büyük değil. 3'ten büyük olmayan bir sayıdan 3 çıkarıyorum. O zaman içerisi ne olacak?
Negatif. Bu arkadaş sayı doğrusunda sıfırın solundaymış. Sıfırın solundaki bir sayının sıfır olan uzaklığını biz önüne eksi yazarak bulduk. Yani eksi x eksi 3 oldu. O da ne yapar? Eksi x artı 3. Şimdi gel bunları toplayalım. Toparlayalım. Daha doğrusu toplayalım. Evet. Yok. Çıkartma işareti var. Çıkaracağız. X eksi 2 eksi eksi x artı 3. Ne yapar burası da? X eksi 2 artı x eksi 3. X'ler, x'ler gitmedi dur. 2x eksi 5 yapar değil mi bizim cevabımız? Anlaştık mı? Bunun da cevabı 2x eksi 5'miş diyeceğiz bu soru için. Hadi gel sıradaki sorumuza bakalım. Bak bu biraz daha dikkat gerektiren önemli bir soru. Nasıl yapalım? Önce şuraya bakalım. X ve y sıfırdan küçükler. X de y'den küçük. O zaman yazmaya başlıyoruz. Şimdi içeride negatif bir sayı var. Biz bunun nasıl çıkacağını öğrendik. Ne yapıyoruz? Eksi 6x. Y gibi bir sayı. Bu da negatif. Nasıl çıkacak? Eksi y. 4x nasıl çıkacak? Eksi 4x. Çünkü x negatif bir sayı. Bak sayı doğrusunun solundayız. Tamam. X nasıl çıkacak dışarıya? Eksi x. Y zaten dışarıda. Eksi x de dışarıda. Şimdi toparlayalım. Eksi 6x bölü. Bak eksi vardı. Bir de biz getirdik. Artı oldu. X. Araya koydum artı işaretimi. Eksi y var. Bir de y var. Tamam. Eksimi koydum. Bizim dışarıya çıkardığımız eksi 4x'imiz var. Bir de aşağıda eksi x'imiz var. Hadi gel sadeleştirmeleri yapıp soruyu bitirelim. Dikkatli çözmen gerekiyor. Ben biraz hızlı yaptım burada ama sen yavaş yavaş yap. Üşenme hepsini tek tek yaz. Bak. X'ler gitti mi? Y'ler gitti mi? X'ler bir daha gitti mi? Ne kaldı? Eksi 6. Şuradan eksi 1 kaldı. Buradan da bunlar da gitti. Eksi 4 kaldı. Ne yapar o da? Eksi 11 yapar. Bu soru için benim cevabım. Anlaştık mı? Diğer sayfaya mı geçiyoruz? Evet. Hadi örnek çözmeye devam. Burada şöyle bir yanlış var. X değeri değil. Bu değerin sonucunu soruyor bu arada. Hocam kopyala yapıştır biraz azaltırsan daha iyi olur. Hemen çözmeye başlayalım. Ne diyor? A küçüktür 0. Sayı doğrusunun solunda. O zaman sen bana artık mutlak değer A'nın dışarıya nasıl çıktığını söylüyorsun zaten. Direkt eksi A'dır. Bak burada düşme. A zaten negatif. Bir de eksiyle çarpmışım. Burası geldi sana pozitif. O zaman bu dışarıya nasıl çıkar? Olduğu gibi çıkar. Güzel. Burası da eksi A diye çıkar. Hadi gel biraz toplayalım. 2 çarpı. Dağıtmadan yazıyorum uzun uzun. Eksi. Bir de eksi A var. Artı A var. Faydada da eksi A var. Hadi gel bana burayı toparla. Dikkat et. Yavaş yavaş yap. Şaşırmadan yap. Şimdi eksi eksi artı yaptı mı? Yaptı. 2 kere eksi A. Eksi 2 A. O zaman bir de artı A var. Bir artı A daha var. Bölü eksi A. Yukarısı ne yaptı? 0. Bölü A. Bu da ne yapar? Kocaman bir 0 yapar. Anlaştık mı? Burada adım adım gidiyoruz. Dikkatli gidiyoruz. Diğer örneğimize geçelim. Bak bu güzel. Bu biraz daha farklı. 3 üzeri x eşittir 40 vermiş. Bizim x değerlerini biz kullanacağız. Ama bilmiyoruz. O zaman ben şuradan bir tanım aralığı çıkarımı yapmam lazım. Şimdi 3 üzeri x'e diyor ki 40'tır. Şimdi 3'ün 3. kuvveti 27. 3'ün 4. kuvveti 81. Ama diyor ki bu arkadaş 40. O zaman bu x değeri 3 ile 4 aralığında bir değer. Ama kaç olduğunu bilmiyorum. 3 ile 4 aralığında. Muhtemelen 3.1 gibi veya 2 gibi bir sayı. Sen bunu 3.1 küsür diye düşün. Tamam mı? Çünkü bu aralıkta. Ve getir burada yerine yaz. Daha doğrusu yazmaya bile gerek kalmayacak. Gel. Şimdi 3 üzeri x direkt 40 zaten. Onu biliyorum. Bunu da yerine yazarsam bu içerisi ne yapar? Eksi 4 yapar. Cebimizde dursun. Şimdi şurası için yorum yapıyorum ben. X eksi 5. Ben x'in 3.1 gibi bir şey olduğunu biliyorum. Yani 5'ten her türlü küçük. O zaman bu içerisi nedir? Negatiftir. Negatifler nasıl çıkıyordu? Önüne eksi alarak çıkıyordu. X eksi 5. Cepte mi? Cepte. Şimdi x artı 1. X 1'den büyük. 3 küsür. O zaman burası ne yapar? Pozitif. Nasıl çıkacak dışarıya? Olduğu gibi çıkacak. Artı. Şimdi burası zaten eksi 4'te. Eksi 4 dışarıya nasıl çıkar? Önüne eksi alarak. O da artı 4'tür. Artık bunu yazmayayım. Şöyle 4. Tamam. Hadi biraz toparlayalım. Eksi x artı 5 artı x eksi 1 artı 4. Buradan neler gitti? X'ler gitti. Ne kaldı? 8 kaldı. Benim bu soru için cevabım. Tamam. Umarım anlaşabiliyoruzdur bak. Heh, bir sorumuz daha var. İşte geldik. Bizi
yoracak olan soruya. Zor değil, sadece dikkat istiyor. Sadece dikkat istiyor, başka hiçbir şey yok. Şimdi buradan ne anlıyorum ben? Y pozitif, X negatif. Hadi buna göre yorumlarımı yapalım. Şimdi bu arkadaş iki tane iç içe mutlak değer var. Hiç fark etmez. Sadece bildiklerimizi uygulayalım hadi. X değeri negatifti. O zaman bu dışarıya nasıl çıkacak? Eksi x şeklinde çıkacak. Y değeri pozitifti. Olduğu gibi çıkacak. Burası 2. Şimdi x değeri negatifti. Burası eksi 2x diye çıkacak. Önce payı hadi halledelim. Sonra paydaya döneriz ya. Boş ver. Geldim yazıyorum. 3x'imi ellemedim. Birinci mutlak değer için yazıyorum bu arada. Şu içerideki. Şimdi eksi x diye çıktı. Bir eksi de burada var. Artı x. Artı x. Dursun. Çarpı 2y olduğu gibi çıktı. Çarpı. Eksi 2x diye çıkarmıştım. Bir eksi de burada artı 2x. X artı 2x'ten ne yaptı burası? 3x yaptı. Burada sıkıntı var mı? Yok. Gel şimdi paydayı inceleyelim. Burası negatifti. O zaman nasıl çıkacak? Eksi x diye. Y. Ha bak burada çok daha büyük bir mutlak değer var. Tek tek inceleyeceğiz. Şimdi şunu inceliyorum bak. Şu gördüğüm mutlak değeri inceliyorum. İçindeki 3y pozitifti. Dışarıya nasıl çıktı? 3y diye. Y eksi 3y'den eksi 2y kaldı. Şu gördüğün arkadaşlarda. Şimdi burada tek tek yazarak mı gitsem ya? Kafan karışır mı? Yazarak gidelim hadi gel. Burayı bulmuştuk zaten. Ne yapar? 4x eksi x 3x. Mutlak değer 3x. Bunu yazdın mı? Eksi 2y. Şimdi y pozitif bir sayıydı. Önündeki eksi 2 ile çarpınca negatife döndü. Artık bu mutlak değerin için negatif. O zaman nasıl çıkacak? Önüne eksi alarak. Eksi çarpı eksi 2y'den artı 2y. Burası da 2y oldu tamam. Çarpı geldik şimdi son kısma. Mutlak değer içinde x nasıl çıkıyordu zaten dışarıya? Eksi x diye. Şimdi bunun dışına bir daha mutlak giydirmişiz. Bu ne anlama geliyor? X negatifti. Bir de burada negatifle çarpıp zaten pozitife çevirmiştik. O zaman zaten komple burası pozitif. Dışarıya nasıl çıkar? Olduğu gibi. O zaman ben dur silemedim. Şunu sileceğim. Şunu silip buraya direkt eksi x yazacağım. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Biraz şey komplike görünüyor ama yapılamayacak cinsten değil. Şu 3x'ler gitti mi? Mutlak değer. 2y'ler gitti mi? Gitti. Ne kaldı benim elimde? Yukarıda 4x var. Bak hala mutlak değer içinde. 4x bölü eksi x. Bu nasıl çıkar? Eksi olduğu için önüne eksi alarak çıkar. Eksi 4x bölü eksi x'ten eksiler artı yaptı. X'ler gitti. Benim cevabım 4 olarak geldi bu soru için. Tamam. Ben hemen şöyle bir işlem hatası yaptım mı diye bakayım şurada. Çünkü şurası çok karışmıştı. Hemen bakayım. Tamam, bir hata görmüyorum. O zaman gel devam edelim. Bu sayfa bitti mi? Bitmiş. O zaman sağ üstten devam. İki örnek mi kaldı? 3. Bir özellik vereceğim. İki örneğim kaldı. Mutlak değer x. Eğer sorularda sana mutlak değer x eşittir x derse şunu anlayacağız. X büyük eşittir 0. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ben bununla hiç oynamamışım. Olduğu gibi çıkarmışım. Hangi tür sayılara ben böyle yapıyordum? Pozitif olan sayılara zaten. Onu anlayabiliyoruz buradan. Şimdi mutlak değer x'i negatif çıkarmışsam dışarıya, o zaman da x küçük eşittir 0 diyeceğim ben. Zaten bunun mantığını da anladık. Üzerinde bir değişiklik yapıyorsam içerisi negatiftir. Hadi gel örnek üzerinde bunu çok daha iyi anlayalım. Bak. Sana direkt olarak söylemiş. Mutlak değer a eksi a'ymış. O zaman a küçük eşittir 0'ı yaz sen kenara. Ha bu arada şunu merak edenler olabilir. Burada neden ikisinde de eşitlik var? Ya 0'a eşitse? Bunun nedeni ne biliyor musun? Hiç fark etmiyor çünkü. 0 olursa ister önüne eksi koy ister artı koy. Yani çünkü 0 olduğu için eksi artısı yok tamam mı? O yüzden ikisine de eşitlik koyarlar. Burada yorumumuzu yaptık. A küçük eşittir 0 dedik. Hadi burada yazmaya başlayalım. Yine iç içe var. Bunları tek tek yazalım. Öncelikle ben şuradan başlamak istiyorum. Bak şu ve şunu görüyor musun? Hadi bunun içindeki mutlak değerden yorum yapmaya başlayalım. A bir negatif sayı olduğu için burayı ben nasıl alacağım zaten direkt? Eksi 2a. A eksi eksi 2a'dan a artı 2a o da eşittir 3a yapacaktır. Bunu şöyle yazdım. Artımı koydum. 5 eksi 5a. Bak bunu önüne eksi koyup çıkarma sakın. A zaten negatifti. Eksi çarpı eksi artı. O zaman bu içerisi pozitifmiş. Olduğu gibi çıkar. Eksi 5a. Bir de eksi a'sı var şurada. Şimdi tabii bunun dışında büyük bir mutlak değer var. Şimdi eksi 3a nasıl çıkar? A negatif olduğu için önüne eksi alıp çıkar. Eksi 3a, eksi 5a, eksi a maşallah bir sürü eksi oldu. Ne yapar bu da? Eksi 9a yapar. Bunu nasıl çıkarırız dışarıya? Hemen söylüyorsun. A eksi olduğu için eksi 9 ile çarparım pozitif olur.
ve dışarıya olduğu gibi çıkar. Tamam. Cevabımız eksi 9a'dır bu soru için. Anlaştık mı? Hadi gel artık bu videonun son örneğini çözelim. Ünlemli soru ne demekti? Hatırlıyor musun? Neden burada ünlem oluyordu? Bu şu anlama geliyor. Ben sana burada bir şey söyleyeceğim. Ama bu özelliği daha sonra tekrar edeceğim. Yani bir özellik olarak daha sonra tekrar anlatacağım. Şimdilik anlaman yeterli basitçe. X tam sayı olmak üzere 2 çarpı mutlak değer içinde x artı 4 artı 6 ifadesinin en küçük değeri için x kaçtır? Şimdi bir mutlak değerin yani bir ifadenin en küçük değeri alması için oradaki bilinmeyeni minimum yapmaya çalışırız. Şimdi buradaki bilinmeyen ne? X. Ama biz burada sadece x'e odaklanamayız. Biz burada mutlak değere odaklanacağız. Bu mutlak değeri minimum yaparsam ben ifademi minimum yapmış olurum. Peki bir mutlak değerin minimum değeri nedir? Bana şunu söyler misin? Bir sayı doğrusunda sıfıra en yakın uzaklık nedir? Sıfıra en yakın uzaklık sıfırdır arkadaşlar. Tamam mı? O zaman benim mutlak değerim en küçük sıfır olabilir. Bunu unutma. Bunu daha sonra özellik olarak bir daha söyleyeceğim. Ama bu önemli bir bilgidir. O zaman bu içerisi minimum sıfır oluyorsa ben gide x yerine eksi 4 yazarım. Burayı sıfırlarım. 0 çarpı 2'den 0 artı 6 yapar. O zaman yani 6 yapar minimum değerim. Buradan da x değeri kaç olarak gelir? Eksi 4 olarak gelir. Bunun cevabı budur. Yani ben sana hadi mutlak değerin içine minimum olarak eksi 5 yapalım desem yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü dışarıya 5 olarak çıkar o eksi 5. Veya eksi 1 milyon yapalım desem yapamazsın. Dışarıya artı 1 milyon olarak çıkar. Anlaştık mı? O zaman 0 olur en küçük. Umarım anlatabilmişimdir. Geldik bundan sonra mutlak değer özelliklerine. Ona diğer videoda devam edeceğiz. Hadi gel diğer videodan devam.